Cambaz'a bak hikayesini bilmeyeniniz yoktur herhalde. Bir meydanda bir sirk kurulur. O sirkin ortasına bir ip çekilir ve anonslarla, müziklerle izleyenlerin ipin üzerindeki cambaza odaklanması sağlanır. Kafalar yukarıda, ha düştü, ha düşecek ile ip üzerindeki cambaz seyredilirken ceplerden cüzdanlar tek tek çalınırmış. Amaç sirkte gösteri yapmak falan değil. İnsanları eğlendirmek, mutlu etmek falan değil. Amaç Indire Gandhi. Ne zaman kafalar aşağıya doğru inse anons ve müzik arttırılır, ipteki cambaz da tehlikeli hareketlere başlarmış. Yani o kafa aşağıya inmeyecek. Amacın görülmesine müsaade edilmeyecekti. Bu hikaye maalesef bizim topraklarımızda bugünlerde sergilenmeye çalışılıyor. Suriye'de, Irak'ta irade ortaya koyan, Orta Doğu'da ambargo ayağına yeni bir dizayn çalışmasına müsaade etmeyen, bütün silahlarını artık kendi üretmeye başlayan ve dünyadan da birçok sipariş alan, yerli otomobil için düğmeye basan, uçak motorlarını üretmek için hamle başlatan bu milletin dikkati başka bir noktaya toplanmalı ve durdurulmalıydı. 17-25 Aralık'ta ilk ciddi müdahaleyi yaptılar. Ama bu millet cambaza bakmadı. Anonsu ve müziği biraz daha arttırıp bu kez 15 Temmuz'da tankla, tüfekle müdahale ettiler. Yine olmadı. Artık anonsa ve müziğe son ses verip bizi cambaza dikkat kesilmeye zorluyorlar. Dünyanın en işgalci, en hırsız, en hukuksuz, en katil devleti ABD, Rıza Zarrab üzerinden hukuki bir süreç başlatmış. Hukuksuzluk adına zirve yapmış bir ülke, hukuk adına söz söyleyebileceğini zannedip Türkiye'ye ayar vermeye kalkıyor. Bizde de ne kadar televizyon, radyo, gazete, yazar, çizer, araştırmacı varsa hepsi toplanmış günlerdir ABD'deki Rıza Zarrab olayını konuşuyor. Peki hiç düşündünüz mü? Veyahut da düşünüyor musunuz? 15 Temmuz ihanet girişiminin davaları tek tek görülürken Suriye'de kalıcı çözüm için Rusya, İran, Türkiye hemfikir olup bir masada oturmuşken, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruma adına Türkiye arazide kendini göstermişken, dünya çapındaki projeleri artık kendi insanıyla ve kendi imkanlarıyla yapmaya başlamışken, enerji adına dünya için bir transfer merkezi olmuşken, bu dava neden bu kadar ön plana çıkarılıyor beyler? Bu anonslar, bu müzikler neden bu kadar yüksek düzeyden veriliyor? Ne yapmamızı istiyor bu sirk kurucular? Ne yaparsanız yapın, ne kadar sesinizi yükseltirseniz yükseltin, bu millet o cambaza odaklanmayacak. Bu millet ülkesini, bayrağını, dinini, devletini ve başkomutanını 15 Temmuz'dan nasıl koruduysa yine aynı ruh ile ölümüne koruyacaktır. Uyanık olmaktan başka şansımız yok beyler. Yürümek bize göre değil. Binin atlarınıza ve dik durarak sürün atlarınızı güneşe doğru. Unutmayın, Hoca Ahmet Yesevi'nin dediği gibi, bizler İslam adına, insanlık adına güneşin ardından koşanlardanız. Kalın sağlıcakla.